babacığım sabah erkenden işe giderdi. Bir de kızım vardı. Adı Zeynep'ti. Zeynep'im. Güldüğünde güneş doğardı sanki. Gece odasında uyuyordum. Gecenin yarısında yanına bir demir parçası düştü. Ne hissettim biliyor musunuz? Canım yandı. Ne oldu? Korktun mu yanarsın diye? Oysa bizler her gün yanıyoruz. Duymuyor musunuz çığlıklarımızı? Bebeklerimizin öldürüldüğünü gördüğünüzde ne hissettiniz ha, ne hissettiniz? Bizim yerimizde olmak ister miydiniz, o ister miydiniz? Kadınlarla özgürlük getireceğini söylemişti. Ayaklanmalar ve isyanlar petrol denizi üstünde yer alan coğrafyada kaos ve çatışmalara sebep olacaktı. Bunun sonucunda Amerikan silah sanayisi ve de paralı asker pazarına Amerikan, İngiliz ve Fransız şirketlerinin bütçeleri devasa derecede genişleyecektir. Ben Zehra, iskele bekçisinin karısı. 3 çocuk anası. Bundan 26 yıl önce vatandaş kütüğüne yazılmışım. İkinci çocuğumun doğumunda annemi kaybettim. Babamsa daha önce ölmüş. Savaşta. Savaşta. Süt. Yok. Yok, yok, yok. Yok. Tüfek. Makineli tüfek. Top. Bazuka. Roket. Deniz attı. Krala darma. Süt yok. Umrumuzda bu olanlar. Bizim Maxim tüfeğimiz var, onların yok. Ben Rana. Kocam tarlada gündelikçi. Çift sürer, topraktan taldan anlar. Traktör sürücülüğü yaparken parmağını dişliye kaptırdı. Ben onun karısıyım. Çocuğumuz olmadı. Allah öyle istedi. Bu ülkede çocuğu olmayana itibar etmezler. Ekmek! Yok! 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 Çelik var, alüminyum var, demir var, barut var. Uçaklar için, gemiler için, ağır toplar için. Süt yok, ekmek yok. Umrumuzda bu olanlar, bizim maksim tüfeğimiz var, onların yok. Ben Fatih. 10 yıl önce bir kamyon şoförüyle evlendim. Bir çocuğumuz var. Patates, kırmızı lahana. Yok. Yok, yok, yok. Yok. Çelik, cephane silah fabrikalarının karı %55 arttı. Uzun kocaman ağızlı bacalar fışkırıyor vatan topraklarında. Büyük fırınlarda büyük damlalar dökülüyor. Kömür tesislerinin karı %70 arttı. Büyük adamların büyük çıkarlarına büyük karlar eklendi.
fabrikasında çalışan işçi kocamla yeni evlendik. Kocam çocuklar oynasın diye oyuncak toplar, tüfekler, tanklar ve gemiler yapar. Tereyağı! Yok! 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 Süt yok, ekmek yok, tereyağı yok, patates yok, kırmızı lahana yok. Umrumuzda bu olanlar. Bizim baksın tüfeğimiz var, onların yok. Posta, Berna, posta. Dikkat dikkat. Dün gece yarısından itibaren müttefik devletler Ortadoğu'ya karşı savaş açmıştı. Kendine seferberlik ilan edilmişti. En yakın zamanda askeri şubelerine başvurulacak. Vakit kaybına sebebiyet veremeyecekti. Son vapuru dün iskeleye bağlamıştık. Bu yıl ürün bol. Son kesimi sonbaharda yapmıştık. Kamyonun lastiklerini yenilemek gerekiyordu. Yeni oyuncağı çocuklar çok seviyor. Bir uçak pervaneleri çıkınca güvercin oluyor. Ve savaş geldi. Dikkat dikkat. Dün gece yarısından itibaren müttefik devletler Ortadoğu'ya karşı savaş açmıştı. Ortadoğu nerede? Harita nerede? Ortadoğu işte burada. Lübnan! İsrail'in 33 gün süren saldırısında çoğu sivil 1200 kişi hayatını kaybetti. Milletlerin Güya Birliği 33 gün sonra ancak ateşkes çağrısı yaptı. Filistin! Hiçbir uluslararası antlaşma ve güvence katliamları durdurmaya yetmedi. İşgal sürmekte. Bosna! 1999'da 7000'den fazla boşnak öldü. Tahmini 7500 kişi kayboldu. Ölümlerin yanı sıra dayak, tecavüz, işkence gibi fiziksel ve zihinsel saldırılar tanısal hale geldi. Afganistan! Emperyalistler kadınları özgürleştirmek yalanıyla geldikleri bu ülkede barınacak yer bulamadıklarından donarak ölen insanlar yarattılar. Ve maalesef kadınlarımızı özgürleştirmeye devam ediyorlar. Irak! 12 yıl önce işgal kuvvetleriyle Iraklı direnişlerin arasında çatışma başladı. Irak bölünmekte. Tunus! İş alanında, eğitim alanında, sağlık alanında en ileriden biri olacaktır. Oysa ki artık liderimiz dahi yok. Mısır! 30 yıllık diktatörlük yıkılacak, yerine seçme ve seçilme hakkı gelecektedirler. Diktatörlüğü yıktık, başbakanımızı seçtik. Fakat seçtiğimizi yapmayıp darbe, seçtiğimizi kabul etmeyip darbe yaptılar. 3533 kişi hayatını kaybetti. Libya! Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına dayanarak Fransa, İngiltere ve ABD'nin önderliğinde Libya'ya karşı 18 Mart 2011 akşamı havadan askeri operasyon başlattı. Operasyon gerekçesi Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı birliklerin halka baskı ve şiddet uygulaması ile Libya'nın Birleşmiş Milletler kararına riayet etmemesi olarak açıklandı. Birleşmiş Milletler ve biz Libya halkı Kaddafi'yi de girdik. Söylenenler gerçekleştirilmedi. Kaddafi dönemini arar olduk. Suriye! Önce babadan oğula geçen baskılı sert rejimi kaldırıp yerine seçme hakkını halka bırakacağız dediler. İşler yolunda gitmeyince yıllar önce Irak'a yaptıkları gibi kimyasal bomba tehdidi var dediler. Ne rejim bitti ne demokrasi geldi. Milyonlarca insanımız ülkeyi terk etti. İnsanlık suçu işlenmeye devam ediyor. Ortadoğu işte burada. Şimdi ne olacak? Hiç, savaş olacak. Destanlar! Babalar hisse senetleri tahminler! Kutsal
topraklar uğruna. Vickers, Armstrong, Kral Trenler'in mutlulukları uğruna. Bugünün çocuklarının, yarının büyüklerinin mutlulukları uğruna. Bugünün çocuklarının, yarının büyüklerinin mutlulukları uğruna. Standart Oil uğruna, Mobil, Shell, British Petrol'un uğruna, Rockville'de sırayın mutlulukları uğruna. Koşalım, koşalım. Thank you.
çarşım, dükkanım, evim, anam, yarınım. Köyüm, tarlam. Karın, çocuklarım. Alkıyor. Doğu cephesine gidecek olan Katar hareket ediyor. Ey bu toprakların ustalar evlatları. Güle güle. Kasa kuralarınızdan. Bekletiniz en şanlı barut kokusuna geri gelin. Zaten sizleri bugün el içine yetiştirdi. Sağ olun, var olun. Sağ olun, var olun. Hep bu günler için doydunuz. Hep bu günler için aç kaldınız. Hep bu günler için yaşadınız. Hep bu günler için öldünüz. Bayan Mina, cepheden mektup. Bayan Mina çocuk bahçesine gitti. Bir şey oldu mu acaba? Madalyalarıma bir şey oldu mu? Çamaşır.
dedin oyunu her yerde oynarım be çocuk. Yeter ki sen düşman bul. Boşaltın. Tehlike bitmiştir. Emir verilince kadar evlerinize girmeyin. Tehlike bitmiştir. Emir verilince kadar evlerinize girmeyin. Pandora'nın kutusu ya da açtırma kutuyu söyletme kötü acıklı güldürü bir perde oynayanlar Zeus Pandora Epimetheus bir zamanlar yeryüzünde sadece erkekler varmış hiç kadın yokmuş Epimetheus Zeus'tan mucizevi ateşi çalıp erkekleri yaratmış Yüce Zeus buna çok kızmış ödünü almak için güzel Pandora'yı yaratmış şimdi Pandora'nın yeryüzüne nasıl indiğini seyredeceksiniz. Sen kadın neslinin ilk yaratıcısın Pandora. Prometheus o alçak benim ateşimi çaldı. Seni onu yemek için dünyaya göndereceğim. Prometheus'tan benim ödümü al. Bu kutuyu sana veriyorum. Sakın açma. Merak etmeyeceğim. Sakın bu kutunun kapağını açma. Pandora bu Zeus'un sözlerinden sonra kutuyu alıp yeryüzüne iner. Onun güzelliğiyle büyülenen Epimetheus yanına gelir. Senin adın ne güzel yaratık? Pandora. O kutuyu bana mı vereceksin? Hayır, bu kutu benim. Neden? Ben bu kutuyu hiç açmayacağım. Neden? Yüce Zeus bu kutunun kapağını açma dedi. Ama içimi aylardır kemiren merakım, Yüce Zeus'un sözlerine baskın çıkıyor. Evet bayanlar baylar, Pandora bir insandı. Bütün insanlar kadar meraklı, bütün insanlar kadar huzursuz. Bir gün... Pandora, Pandora açtırma kutuyu. Neden? Çünkü içinden ne çıkacağını bilmiyorum. Ama hepimiz biliyoruz. Oyun bu sadece. Kutlu oyunu. Pandora açtırma o kutuyu. Her şey senin elinde. Ama oyunu açtırmazsam... kutuyu açtırmazsam oyun biter. O zaman geçimini sallantırız seninle. 2003 yılında savaşla ilgili projelerinden Lockheed Martin şirketi 1.9 milyon dolar. 2004 yılında Irak'ın yeniden yapılandırılması ihalelerinden Halliburton şirketi 48 milyon dolar. 2004 yılında savaşla ilgili hizmetle desteklediği neticesinde Boeing şirketi 17.1 milyar dolar kazandı.
Bütün bunların dışında dünyanın en büyük 4 küresel işletmesinin yıllık cirosu tüm Afrika kıtasının gayrimilli hasılasından daha fazladır. Ve Afrika'da her 10 saniyede bir çocuğumuz ölmek bilir. Oyun bitsin mi? Hadi kuklacı devam. Evet baylar baylar. Pandora merakını yenemez ve kutuyu açar. Yeryüzüne saçılıyor bütün kötülükler. Yeryüzüne saçılıyor bütün kötülükler. Kim? Ben kinim. İnsanları birbirine düşürür, yok ederim. Nefret. Ben nefretim. İnsanlar benden kurtulamayacaklar. Ben insanları düşman ederim. Tutku. Ben tutkuyum. İnsanları köle eden tutku. İnsanları rahatsız edemezler. Menfaat. Ben menfaatim. İnsanları yaprak gibi sürükler götürürüm. Dikkat dikkat. Komutanın tebliğiydi. Tehlike bitmişti. Evlerinize gidebilirsiniz. Evlerinize gidebilirsiniz. Nereye gidiyorsunuz? Kutudan tek bir şey kaldı. Nereye gidiyorsunuz? Kutudan tek bir şey... Evlerinize gidebilirsiniz. Umut! Kutudan tek bir şey kaldı. Umut! Evlerinize gidebilirsiniz. Evlerinize gidin. Hadi savaş oyunu oynamaya gideceğiz. Biri bitti, yenisi başlayacak. Zehra, iskele bekçisinin karısı. 3 çocuk anası. Bundan 26 yıl önce vatandaş kütüğüne yazılmışım. 9 yıldır vergimi veririm. 2. çocuğumun doğumunda annemi kaybettim. Babamsa daha önce ölmüş. Savaşta! Savaşta! Posta, şehit maaşı. Bitiyor mu bari? Posta, şehit maaşı. Bitmiyor, bitmiyor, hiç bitmeyecek. Posta, şehit maaşı. Hadi oynasanıza, ben savaş oyunu oynayayım. Posta, şehit maaşı. Bayan Zehra, Teğmen Hüseyin geliyor. Ben geldim. Sevinmedin mi? Sen Hüseyin olamazsın. Ben Hüseyin'im. Sen Hüseyin olamazsın. Hüseyin 7 yaşında. Çocuk bahçesine gitti. Ben Hüseyin'im. Sen Hüseyin olamazsın. Hüseyin çocuk bahçesine gitti. Hüseyin savaş oyunu oynamaya gitti. Biri gitti, yenisi başlayacak. Sen atölyedeki ve makine başındaki adam. Sana yarın çelik borlar ve vanalar yerine makine tüfekler yapmanı emrederlerse yapacağın tek bir şey var. Savaşa hayır de. Sen masa başındaki kız ve bürodaki kız. Yarın sana bomba doldurmanı ve keskin nişancı tüfekler için hedef tüfeklerini monte etmeni emrederlerse yapacağın bir tek şey var. Savaşa hayır de. Sen fabrikası abi. Sana yarın putre ve kalkar yerine barut atmanı emrederlerse yapacağın bir tek şey var. Savaşa hayır de.
ederlerse yapacağım tek bir şey var. Savaşa hayır de. Sen, odasındaki Ozan, sana yarın aşk şarkıları yerine nefret şarkıları yazmanı emrederlerse yapacağım bir tek şey var. Savaşa hayır de. Sen, hasta başındaki doktor, sana yarın savaşa adam yazmanı emrederlerse yapacağın tek bir şey var. Savaşa hayır de. Sen, kürsüde çetin adamı, sana yarın savaşa dair kutsal sözler söylemeni emrederlerse yapacağın tek bir şey var. Savaşa hayır de. Kentler üzerine bomba ve fosfor yağdırmanı emrederlerse yapacağım bir tek şey var. Savaşa hayır! Sen dikiş masası başındaki terzi, yarın sana üniformalar dikmeni emrederlerse yapacağın tek bir şey var. Savaşa hayır de! Sen cümlesi içindeki yargı, sana yarın savaş mahkemesine dikmeni emrederlerse yapacağım bir tek şey var. Savaşa hayır de. Sen istasyondaki adam, sana yarın cephanetlerini ve tutan atı için saldırı sinyali vermeni emrederlerse yapacağım bir tek şey var. Savaşa hayır de. Thank you.
Evet. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Lisede çok tembel bir öğrenciydim. Lisede birlikte yeni tane zayıf getirdim. Babam karşısına aldı. Oğlum dedi, kendin için okuma. Müslümanlar için oku dedi. Haksızlıkla karşılaştığında siz hiç şey yapmayın. Ve AKP çalışanlara çok teşekkür ederim.